Arkadaşlar merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda 7. sınıflar hukuk ve adalet dersi 1. dönem 1. yazılı soru örneklerini sizlere anlatmaya çalışacağız, hatırlatmaya çalışacağız. Uygun kelimelerle doldurunuz bölümünde bakalım ilk boşluğa hangi kelime gelecek? Kelimelerimiz suç, hak, din kuralları, kanun, hukuk, hukuk devleti, hak, adalet, anayasa, eşitliğe ve hukuk kuralları şeklinde verilmiş ki bunlar genel olarak sınavlara harmanladığımızda karşımıza çıkan kelimeler arkadaşlar. Bunlara lütfen bol dikkat edin ve önemliyse mutlaka bir yerlere de not edin arkadaşlar. Anayasalara göre daha ayrıntılı düzenleme yapan ve anayasadan gelen hukuk kurallarına nokta nokta denir. Bakın anayasalara göre daha ayrıntılı olan kanun denir arkadaşlar. Buraya kanun yazalım. Nokta nokta kavramı, hak kavramının sınırlarının devlet eliyle çizilmesi ve yazılı hale getirilmesi hukuktur. Buna da hukuk diyelim. Bakın bu hak, hukuk, kanun bunlar çok yakın terimler. Lütfen anlamlarını iyice öğrenip ezberlemeye çalışalım. Adaletin gerçekleşmesi için bütün sorumluluklarını yerine getiren ve kendi koyduğu kurallara kendisi de bağlı olan devlete nokta nokta denir. Ne denir? Tabii ki hukuk devleti değil mi? Buraya da hukuk devleti yazalım. Dördüncü sorumuzda aynen devam ediyoruz. Devletin yönetim biçimini, kuruluş şeklini ve genel kurallarını belirten bir belge olmanın yanı sıra diğer tüm hukuk kurallarının kaynağı olan en üst hukuk kuralına nokta nokta denir. En üst hukuk kuralı tabii ki anayasadır arkadaşlar. Anayasanın üzerinde daha bir büyük, daha geniş kapsamlı bir hukuk kuralı yok. Dolayısıyla cevabımız da ortaya çıkmış oldu böylelikle. Diğerine bakalım. Beşinci sorumuzda şehir içinde farklı, otoyola farklı hız sınırı olması nokta nokta aykırı değil. Neye aykırı değildir? Tabii ki verilen kelimelerden eşitliğe aykırı değildir diyeceğiz. Birey, toplum ve devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen ve devlet eliyle kontrol edilen yazılı kurallara nokta nokta denir. Devlet eliyle kontrol ediliyorsa işte buna biz hukuk kuralları diyoruz arkadaşlar. Hukuk kuralları diyelim ve bunu da doldurmuş olalım. Yedinci boşluğumuz aynı şekilde devam ediyor. Yasalarla sahip olunan hakların herkesçe kullanılmasının sağlanmasına nokta nokta denir. Yani yasalarla sahipsek bu haklara, bunun herkes tarafından kullanılmasına da tabii ki adalet denir, değil mi? Birinin kullanıp birinin kullanmadığı şeklinde olmaz. Herkes aynı şekilde kullanabiliyorsa buna adalet diyoruz bu soruda, bu boşlukta. Diğerine bakalım. Hristiyanların pazar günleri kilisede ayin yapmaları, Musevilerin sinagoglarda yapılan törenlere katılmaları, Müslümanların namaz kılmaları nokta noktaya örnektir. Neye örnek? Tabii ki her dinin kendi zaman ve zemininde kuralları var. Dolayısıyla biz de buraya din kuralları diyeceğiz arkadaşlar. Din kurallarına örnektir. Dokuzuncu boşluğumuz kurallara uymama hali nokta nokta olarak tamamlanır. Kurallara uymazsak ne işlemiş oluruz arkadaşlar? Hatırlayalım. Tabii ki yaptırım müeyyidesi gerektiren suç değil mi? Buraya da suç diyelim, kurallara uymama haline suç diyoruz bir başka tabirle. Kişinin hukuk tarafından korunan ve bu korunmadan yaralanıp yaralanmayacağı kendi iradesine bırakılmış olan menfaatlerine nokta nokta denir. Evet, bu son boşluğumuzda da hak diyoruz arkadaşlar. Kişinin kendisine bırakılıyor. Eğer yaralanıp yaralanmayacağı tamamen kişinin kendi iradesinde diyelim. Ve bu bölümü şöyle bir kez daha hatırlatalım. Bu kelimeler önemli. Bu kelimelere lütfen dikkat edin arkadaşlar. Sınavda olmazsa olmazlardan diyelim ve geçelim bir başka bölüme. B bölümünde aşağıdaki ifadelerin başına doğruysa D, yanlışsa Y. Evet, doğru yanlış bölümünü biliyoruz. Yine sınavların olmazsa olmazı. Birinci ifademiz neymiş hemen bakalım. Bir sorunla karşılaştığımızda ya da bir anlaşmazlığa düştüğümüzde adaleti kendi gücümüzle sağlarız. Yani güçlüysek güçsüzü dövelim mi? Bu şekilde bir anlam çıkıyor. Böyle bir şey doğru değil arkadaşlar, mümkün de değil. Dolayısıyla buraya kocaman bir ya, Y yazalım. Adaletsizlik insanlar arasında huzursuzluğa neden olur. Evet, huzursuz oluruz tabii. Bize bir haksızlık yapıldığında, adaletli davranılmadığında. Dolayısıyla buna da doğru diyelim. Hukuk düzeninin içinde yer alan ve bu düzeni devam ettirmek, hukuk kurallarının uygulanmasını sağlamak amacıyla kurulmuş olan sisteme adalet sistemi denir. Doğru mu? Evet, adalet sisteminin tanımı verilmiş zaten. Direkt
Buna da doğru diyeceğiz. Devletin bir hareketin karşılığında ne tür sonuçlar doğacağını yazılı olarak açıkladığı kurallar din kurallarıdır şeklinde. Evet, din kuralları bu değil arkadaşlar. Devlet açıklıyorsa bunu ve ne tür sonuçlarının doğacağını yazılı olarak size açıklıyorsa biz buna din kuralı değil, hukuk kuralı diyoruz. Biraz önce boşluklarda zaten bunu yazmıştık. Hukuk kuralları diyelim. Din kuralları bizi yanıltmasın. Buraya yanlış diyeceğiz. Adalet kavram olarak adil olmak anlamına gelir. Evet, adaletin sözlük anlamı bu zaten. Adalet demek adil olmak demek. Dolayısıyla buraya bir doğru yazalım. İşçi ay boyunca çalışır, emek harcarsa ay sonundaki ücrete hak kazanır şeklinde bir ifade var. Doğru mu? Doğru arkadaşlar. O onun hakkıdır artık. Bir ay boyunca çalıştığı ücretin hakkıdır diyelim ve gelelim bir başka ifadeye. Burada da hukuk kurallarının uygulanması, adaletin sağlanması bakımından önemli bir yere sahip değildir ifadesi var. Bakın, hukuk kurallarının uygulanması, adaletin sağlanması bakımından önemli bir yere sahip değildir. Böyle bir şey var mı arkadaşlar? Tabii ki sahiptir. Adaletin sağlanması için hukuk kurallarının uygulanması gerekir. Ama önemli bir yere sahip değildir demiş. Bizi ters köşe yapmaya çalışmış. Buraya yanlış diyelim. Tabii ki önemli bir yere sahiptir arkadaşlar. Buna da dikkat edelim. 8. soruda diğer kural türlerinin aksine din kurallarına uyulup uyulmadığı devlet görevlileri tarafından takip edilir. Böyle bir şey mümkün mü? Siz namaz kılıyor musunuz? Oruç tutuyor musunuz? Hacca gidiyor musunuz? Zekat veriyor musunuz? Bunu din kuralları, din görevlileri mi takip ediyor? Hayır arkadaşlar, saçma bir ifade. Buraya yanlış diyeceğiz. 9. soruda örf, adet ve görgü kuralları toplumsal beklentiler ile oluşur ve uygulamaya geçer. İfadesi doğru mu? Kesinlikle ve kesinlikle doğru arkadaşlar. Toplumsal beklentilerle oluşur ve toplum içerisinde uygulamaya geçer. Buraya özür diliyorum, yanlış yazdık ama doğru olacak. Hemen D yapalım şurayı. 10. soruda hafif nitelikli hukuka aykırı hareketlere kabahat denir. Doğru mu? Evet, kabahatin tanımı da bu zaten, buraya doğru diyelim. 11. sorumuz kendisine dava açılan kişiye davalı denir. Biriyle kavga ettiniz, sizin hakkınızda suç duyurusunda bulundu, sizi şikayet etti. İşte siz davalı duruma düşersiniz. Size davalı denir arkadaşlar. Buraya doğru diyelim. Suçtan zarar görmüş kişiye ise, kavga ettiniz veya birinin malına zarar verdiniz, İşte karşıdaki kişiye mağdur deniyor arkadaşlar. Bu da doğru. Ve son ifademiz dava açan kişiye ise davacı deniyor. Evet, bakın, davalı, davacı, mağdur, bunlar yakın kelimeler ve birbirine yakın olduğu için soruluyorlar. Lütfen ters köşe olmayalım arkadaşlar. Davalı, davacı ve mağdurun kimler olduğunu bir kez daha hatırlattık ve geçelim bir başka bölüme. Evet, burada da aşağıdaki kuralların hangi kural türü içerisinde yer aldığını işaretle belirtiniz şeklinde bir bölüm var. Yine sınavların olması olmazlarından sizler için hatırladık. Evet, 10 tane kuralımız var. Bu 10 kural bakalım hangisine giriyor? Ahlak mı, din mi, görgü mü, hukuk mu şeklinde ifade edelim arkadaşlar. Yaşça büyük biri geldiğinde ayağa kalkmak örf ve adet mi, ahlak mı, din mi, görgü mü, hukuk mu? Bu da sınavlarda yine olmazsa olmazlardan. İlk bölümümüzde yaşça büyük biri yanımıza geldiğinde ayağa kalkıyorsak bu bizim ahlaklı olduğumuzu gösterir. Ahlaki bir kurala uyduğumuzu gösterir. Kırmızı ışıkta beklemek tabii ki herkes için geçerli olduğu için hukuktur. Hukuk kuralları içerisindedir. Esnerken ağzını kapatmak, arkadaşlar bu bir görgü kuralıdır. Ağzımızı kapatmak bir görgü kuralıdır. Doğruyu söylemek yine tabii ki ahlakımızla ilgilidir. Otobüste yaşlılara yer vermek, yanımıza gelen yaşlılara yer vermek tabii yine görgü kurallarındandır. Büyüklerimizden gördüğümüz için. Bayramlarda akrabaları ziyaret etmek örf ve adet haline gelmiştir, değil mi? Artık bayram olsa da memlekete gitsek, ailelerimizi ziyaret etsek deriz hep. Dolayısıyla bunu da şöyle bir hatırlatalım. Alışveriş sırasında fazla verilen parayı iade etmek. Tabii bazıları cebe atıyor olabilir ama doğru değil, değil mi? Kesinlikle ahlakla ilgilidir. Böyle yapmayalım. Yapanları da uyarlarım arkadaşlar. Bizim olmayan, bize yaramayacağı için bunu da ahlak kuralları içerisinde ahlakımızı sergileyerek, eğer fazla para iade ediliyorsa lütfen geri verelim. Bu da ahlak kuralları içerisinde dedik ve diğerine geçelim. Büyüklerimizin sözünü kesmemek, bu da yine görgü kuralları içerisinde. Namaz kılmak,
Tabii ki din kuralları içerisinde ve son olarak bir yardım sonrasında birine teşekkür etmek veya birinin size teşekkür etmesi, bu da yine görgü kuralları içerisine giriyor. Arkadaşlar evet, hayatımızda olan şeyler bunlar. Bunların hangisinin ahlak, hangisinin görgü olduğunu işte sizlere bir kez daha hatırlatmış olduk ve geçtik bir başka bölüme. Evet, bu bölümde de yine bizden yazmamız isteniyor bu sefer. Hadi bakalım birlikte yazalım. Toplumsal yaşamı düzenleyen kurallardan 5 tanesini maddeli olarak yazın demişler. Peki neydi bu 5 tanesi? Üniteler içerisinde öğrenmiştik arkadaşlar. En önemlisi hukuktu değil mi? Hukuk kuralları. Hemen şuraya bir hukuk kuralı yazalım. Diğeri tabii ki yaşadığımız toplumun dini inançları, din kuralları. Bir diğeri tabii ki biraz önce bahsettik ahlak kuralları. Bir diğeri görgü kuralları. Biraz önce maddeler içerisinde söylemiştik ya. Son olarak da yine örf ve adetlerimiz diyebiliriz. Bu bizden istenen maddeler. Yani toplumsal yaşamı düzenleyen şeyler bunlar arkadaşlar. En önemli 5 tanesi bunlar. Hukuk olacak, dini kurallar olacak, ahlak, görgü ve örf ve adetler olacak ki o toplumda huzur olsun, mutluluk olsun diyelim. Ve geçelim çoktan seçmeli bölümlere. Evet, yine sınavların olmazsa olmazı. İlk sorumuz bakalım ne diyor. Kanunları yapan, değiştiren ve kaldıran kurum aşağıdakilerden hangisidir ifadesi var. Kanunu kim yapar arkadaşlar? Bunu da biliyoruz ki Türkiye Büyük Millet Meclisi yapar. Kanun yapar, değiştirir, kaldırır, yeni kanunlar getirir vesaire. Bu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görevidir diyelim ve gelelim ikinci soruya. Bugün kullandığımız anayasa kaç tarihlidir? Evet, en son kullandığımız, bu aralar yeni anayasa yapma çalışmaları var ama şu an hali hazırda olan anayasa 1982 anayasasıdır. Kenan Evren'in uygulamış olduğu askeri anayasa. Diyelim ve geçelim üçüncü soruya. Kanunun suç saydığı eylem ve davranışlara uygulanacak hukuki duruma ne denir ifadesi var arkadaşlar? Ne denir? Tabii ki ceza verme değil mi? Suç saydığı eylem ve davranışlara karşı hukuk ceza verecektir. Kanun ceza verecektir. Cevabımız A seçeneği bu soruda. Dördüncü sorumuzda aşağıdakilerden hangisi toplumsal düzeni sağlayan kurallardan değildir? Bakın değildir diye soru köküne dikkat edelim. Din kuralları bunlardan biri, ahlak kuralları bundan biri, hukuk kuralları bundan biri ama fizik kuralı toplumsal düzeni sağlayan bir kural değil. Alakası olmadığı için geçiyorum bir başka soruya. Aşağıdakilerden hangisi yazılı kurallardan biridir? Bakın yazılı kurallardan biri, yani kağıt üzerinde olacak bu kural, hangisi bakalım. Örf kuralları yazılı değildir. Hukuk kuralları yazılıdır. Kanun kitapları, anayasa biliyorsunuz. Görgü kuralları yazılı değildir. Ahlak kuralları yazılı değildir. Hep büyüğümüzden, atamızdan, dedemizden görürüz. Ama hukuk kuralları yazılı kurallardan biridir. Cevabımız B seçeneği olacak arkadaşlar bu soruda. Diğerine bakıyoruz. Aşağıdakilerden hangisi hukuk kurallarından biri değildir? Bu sefer de hukuk kurallarından birinin olmayanı soruyor bize. Altıncı soruda. Tüzükler hukuk kurallarıdır arkadaşlar. Yönetmelikler öyledir. Genelgeler öyledir. Bunlar hep meclis tarafından düzenlenir, yapılır ama ahlak kuralları hukuk kurallarından biri değil diyelim ve gelelim 7. soruya. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti anayasalarından biri değildir? En son 1982 anayasasını kullanıyoruz demiştik biraz önce ama diğer tarihliler anayasalarımıza uygulandığı tarihler var. Bakalım bunlardan hangisi onlardan biri değil. 82 anayasası biraz önce söyledik. 61 anayasası yine biraz önce söyledik. 24 anayasası biraz önce söyledik ama 1877 kanunu esası, bakın bu da anayasa niteliğinde kurallar getirmiş ama bakın bize Türkiye Cumhuriyeti diye söylüyor. Osmanlı'nın diye söylemiyor. Dikkat edelim, kelime oyununa gelmeyelim. Cevabımız D seçeneği olacak bu soruda arkadaşlar. Geçelim bir başka sayfaya ve son sayfa. Son birkaç sorumuz sizler için, sınava en iyi hazırlanabilmek için. Aşağıdakilerden hangisi hukuk kurallarının özelliklerinden biri değildir ifadesi var. Kargaşa ve çatışmalar önleyici yapıdadır. Doğru. Suç işlenmesini önler. Evet. Toplumsal düzenin oluşmasına katkı sağlar. Evet. Toplumun ruh halini bozar. Ruh halimizi niye bozsun ki? Tam tersine bir huzur gelir topluma, bir rahatlık gelir. Cevabımız D seçeneği olacak çünkü değildir soru köküne baktığımız için. Suç işlediği sanılan, suç işlediği düşünülen kişiye ne denir? Tam olarak ispatlanmamış ama
sanık durumundaki kişi değil mi? Biz sanık diyoruz buna. Daha henüz ispatlanmamış ama suç işlediği düşünülen insanlara da sanık diyoruz mahkeme önünde. Diyelim ve geçelim diğerine. Aşağıda verilen haklardan hangisi anayasanın bireylere tanımış olduğu haklardan değildir? Bakın yine soru köküne değildir ve anayasa tanımayacak bu hakkı bize. Kişinin hak ve ödevleri, bunu bize anayasa tanımlamış. Siyasi haklar ve ödevler, yine anayasa bize vermiş. Sosyal ve ekonomik haklarımız tabii ki var insan olarak. Yasa yapmak için verilen haklar arkadaşlar bireylere tanımaz. Yani Ahmet Mehmet kafasına göre bir yasa yapamaz değil mi? Dolayısıyla anayasanın bireylere vermiş olduğu bir hak değil. D seçeneği diyelim ve gelelim son iki soruya artık. Anayasamızın 4. maddesinde geçen eğitim kurumları dil, ırk, cinsiyet ve din ayrımı gözetmeksizin herkese açıktır. Eğitimde hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz ifadesi aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir sorumuzun cevabı bakalım neymiş. Yerleşme hakkı değil arkadaşlar. Eğitim ve öğrenim hakkı, seyahat hakkı, genellik ve eşitlik hakkı. Burada hangisi var? Arkadaşlar herkese din, dil, ırk ayrımı yapmaksızın bir genellik ve eşitlik sağlanmış. Dolayısıyla cevabımız D seçeneği olacak bu soruda. Diğerine bakalım. Son sorumuz anayasamızın 42. maddesinde yer alan kimse eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz maddesi aşağıdaki hangi hak ile ilgilidir? Tabii ki eğitim ve öğretimden mahrum bırakılamaz ifadesi bize eğitim ve öğrenim hakkının herkese eşit olduğunu, hakkı olduğunu gösterir diyelim ve bugünkü videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. Kanalımızın ismi Özel Öğretmen. Abone olmayı unutmayın lütfen parolasıyla. Hepinize başarılar diliyoruz. Ana sayfamızdaki oynatma listelerinden 7. sınıflarla ilgili tüm sınav videolarına ulaşabilirsiniz. Hoşça kalın ama lütfen Özel Öğretmen kanalımızda kalın.